Merhaba arkadaşlar. Bu üçüncü master sınavımızın sorularını cevaplandıracağız bugün sizlerle. İlk sorumuza bakalım. Aşağıda verilenlerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biridir demiş. İhtiyaçlarımız, temel ihtiyaçlarımız, sosyal ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz şeklinde sıralamıştık. Hatırlayın arkadaşlar. Baktığımızda su temel bir ihtiyaçtır. Baklava sizi yanıltabilir. Yemek yemek temel ihtiyaçtır arkadaşlar. Baklava istek olur. Oyun oynamak, oyuncaklarla oynamak bu istek olur. Bilgisayar da bizim için istek olur. Yani en azından temel ihtiyaç olmaz arkadaşlar. İstek olmasa bile öyle söyleyelim. İşle ilgili bile olsa yine temel ihtiyaç grubuna girmiyor. Onun için bilgisayarı seçebiliriz. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımıza örnek verilebilir? Sorumluluklarımızı önce evde ve okulda diye ayırıyoruz. Bunun dışında çevremize karşı veya ülkemize karşı diye de ayırabiliyoruz arkadaşlar. Ders zamanında girmek okulda, odamızı toplamak evde, dersi iyi dinlemek okulda, okul kurallarına uymak okulda ama odamızı toplamak evdeki sorumluluklarımıza örnek verilebilir. Yani ikinci sorumuzun cevabı Bursa, yani B şıkkı olacak. Üçüncü sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi çocuklara ait bir hak olamaz? Arkadaşlar, bazı haklar tüm insanlara aitken, bazı haklar çocuklara, yalnızca çocuklara, bazı haklarsa yalnızca yetişkinlere, yani 18 yaşına girmiş olanlara aittir diye söyleyebiliriz. Bakalım, çocukların oyun oynayabilmesi çocukların hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşaması çocukların hakkı, güven ve huzur ortamında büyümesi çocukların hakkı ama seçme ve seçilme hakkını kullanabilmek için arkadaşlar 18 yaşına girmiş olmak gerekiyor. Yani çocukluğu tamamlamış olmak gerekiyor. Cevabımız Denizli olacak. 3 D şıkkı. 4'e gelelim. Önce bilgiler verilmiş. Yukarıda hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Alternatif akıl bulmuştur. Çok sayıda patent sahibidir. Radyo ile ilgili çalışmalarından Marconi de faydalanmıştır. Yukarıda hakkında bilgi verilen kimdir demiş. Videosunu izletmiştim. 18 dakikalık videosu vardı. Nikola Tesla, yani Tesla 5 şıkkı doğru cevap olacak. Arkadaşlar Edison ampulü bulmuştu. Nicolas Conte kalemi bulmuştu. Galileo ise dünyanın güneşin etrafında döndüğünü, dünyanın yuvarlak olduğunu iddia etmişti. Yaptığı gözlemler sonucunda onun dışında teleskopu bulmuştu, onu da söyleyebiliriz. Beşinci sorumuz son ünitemizden. Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Başkenti Berlin'dir. Çok sayıda Türk işçi yaşamaktadır. Cevabımız arkadaşlar ne olacak? Cevap 5. sorumuz Ceyhan olacak. Cevabımız Almanya. Şöyle geçelim. 6. sorumuza gelelim. Bu soruyu çözmüştük arkadaşlar. Görünce A demişsinizdir. Görsel açıdan, yani görsel sorularımız olsun. Hem de önemli bir soru olduğu için tekrar pekiştirmek amacıyla sormuş olduk. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarıyla ilgili bir kuruluş değildir demiş. UNICEF, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yani çiziyorum arkadaşlar. Bunlar çocuk haklarıyla ilgilenirken tema çevreyle ilgili bir kuruluştur. Onun için cevabımız Denizli olacak. 6. soru Denizli. 7. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım teknolojisiyle ilgili olamaz demiş. Kolay bir soru zaten. Tren, yani metro, yani hızlı tren diyelim, uçak ve araba, yani şu üçü ulaşımla ilgiliyken cevabımız Adana olacak. Bilgisayar ulaşımla ilgili, iletişimle ilgilidir diye söyleyebiliriz. 8. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? Önceki konulardan sordum burada. Bu da önemli bir konu çünkü. Ağaç, ova ve dağ doğal unsurken cevabımız Ceyhan olacak. Viyadük arkadaşlar beşeri unsurdur. Yani insanların yapmış olduğu beşeri unsur doğal, yani fiziki süreçler içerisinde oluşanlarsa doğal unsur olarak adlandırılır. 9. Geçen denemede de benzer bir soru sormuştuk ama farklıydı o soru. Ülkelerle ilgili eşleşmelerden hangisi yanlıştır demiş. Eiffel Kulesi Fransa doğru, Boğa Güreşi İtalya yanlış, İspanya olacak arkadaşlar. Hatta Meksika'da da bunun benzeri
var diye biliyorum. Ama en meşhur İspanya'daki San Fermin, San Fermin Festivali, NBA, ABD, sumo güreşi, Japonya, C ve D'de doğru, A, C, D doğru yanlış olan Bursa olacak arkadaşlar. 9. sorumuzun cevabı Bursa. Burada da arkadaşlar bir düğün, sünnet düğünü ve kına görüyorsunuz. Hangi kültüre ait olduğunu soruyor bize burada. Yani bunlar tabii ki bilerek sorduk bunu. Kendi kültürümüzü de bu şekilde hatırlatmak, tanıtmak amacıyla. Tabii ki cevabımız ne olacak? 10. sorunun cevabı Türkiye olacak. Bu görüntüleri bizim ülkemizde görebiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Böylelikle master sınavımızın sorularını da cevaplandırmış olduk. Teşekkür ediyorum.